Sevgili spor severler, Kanal Spor ekranlarından herkese merhaba. Gündem özel programımızla Giray Bulak ve Zadik Gökol ile beraberiz. Süper Lig şampiyonu artık belirlendi. Beşiktaş şampiyon oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Hak eden kazansın dedik. Bunca zaman bekledik. Aylarca programlarımızı yaptık. Sizce hak eden kazandı mı? Neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler öncelikle. Hocama ben hemen döneyim. Sonuçta takımların durumları, takımların pozisyonları, oynadıkları futbol, tercihler, saha içi görüntüsü bir şampiyon çıkıyor. Ben de merak ediyorum Giray Hocam'ın bu konuda şampiyonluk konusundaki düşüncelerini. Hocama dönelim öncelikle. Giray Hocam siz ne dersiniz Yağmur Hanım'a sorusu hak eden kazandı mı? Ne dersiniz? Zadikçim bence hak eden kazandı. Doğru. Uzun bir süre çünkü ligi domine etti, önde götürdü ve iyi oynadı. Diğer takımlara oranla yani dört büyük takım arasında en pozitif futbolu Beşiktaş oynadı bana göre. Kadrosu da çok diğerlerine göre dar olmasına rağmen yani Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kadroları Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha dardı. Ama Beşiktaş bunu çok daha kreatif kullandı. Çok daha iyi kullandı ki bu hastalık süreci içerisinde oyuncuyu korumak, staff'ı korumak, çalışanları korumak çok da olası değildi. Bundan az hasarla çıkan Beşiktaş takımı oldu. Gerçi zaman içerisinde çok sakat verdi. Çok sakat verdiği için diğer takımlar bundan çok etkilenmedi. Yani 5-6 tane hücum oyuncusu vardı. 3'ünü oynattı. 3'ü hastalandı, sakatlandı. Böyle kabullendiğimizde Beşiktaş takımı bundan çok zarar gördü. Ve bazı maçlara çok olumsuz yansımasına rağmen dönüm maçı olan Göztepe maçında ideal kadroya yakın kadroyu oynattı. Yani orada bir Abubakar yoktu. Aşağı yukarı ideal bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın bu maçta. Dolayısıyla Beşiktaş takımı dar olan kadrosunu bu süreç içerisinde iyi kullandı ve hedefe vardı. Bunun yanında iyi oynayan takımlar yok muydu? Baştan Alanya Spor'u iyi başladı, Hatay Spor'u iyi başladı, Gaziantep'i iyi başladı ve iyi oynadılar. İyi oynadılar. Ama inişli çıkışlı grafik oldu onlarda. Hatta arkadan gelen Sivas Spor bir ara iyi oynadı. Zaman içerisinde 11-12 maçlık bir performans sergiledi. Derken iyi oynamaya ligi 4. bitirdi. Onlar da zaman içerisinden hani kervan yolda dizilir misali öyle geldiler. Ama Beşiktaş genelde hep iyi oynadı ve hak ederek kazandı. Fenerbahçe hoca değişikliğinde hani belki yakalayabilir düşüncesi içerisindeydi insanlar. Ama o Sivas maçında kaybetmesiyle beraber şampiyonluğu kaybetti. Yani en çok belki de Fenerbahçe'ye yaklaşmıştı. Çünkü Beşiktaş takımı Karagümrük'e kaybetmişti içeride. Galatasaray takımı kaybetmişti. Dolayısıyla burada en büyük şans Fenerbahçe'ye gelmişti. Yani Galatasaray belki kaybetmedi, kazandı ama Fenerbahçe kazansaydı onun önüne geçecekti. Bundan ötürü Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Yani Sivas'ı yemiş olsaydı Fenerbahçe şampiyondu. Bu anlamda ben birçok şey kaybedildiğini düşünüyorum ama Fenerbahçe takımı mesela Emre Belözoğlu ligi aldığında, devre aldığında ikinciydi. Ama şimdi kaçıncı bitirdi? Üçüncü bitirdi. Herkes başarılı görürken şampiyon olduğunda işte şampiyonluk payesi alacakken şimdi üçüncü oldu ve ikinci devraldığı konumdan aşağıya düşmüş oldu. Bu sefer başarısız oldunuz. Yani Galatasaray takımı sezon başı yine aynı hocayla devam ettiniz. Aynı kadroya oyuncu kattınız. Devre arası oyuncu kattınız. Ama ligi ikinci bitirdiniz. Beşiktaş takımı oyuncu katamazken oyuncu satarak oyuncu katmaya çalışırken en dezavantajlı takım olurken hocası da yani Abdullah Hoca'dan sonra geldi Sergen Hoca doğru ama geç gelmiş oldu fakat buna rağmen
çok başarılı oldu ve şampiyon oldu. Birçok sakatlıklar yaşadı. Mesela santroforlar sakatlandı. Diğer takımların 200 santroforu olmasına rağmen Beşiktaş takımı bundan daha az etkilendi. Yani hem Abubakar'ın sakatlanması hem Cengiz'in sakatlanması. O ara belki güven verilmeseydi Beşiktaş'ın işini görebilirdi. Kenar oyuncuları sakatlandı. Ceza alan oyuncuları oldu Atiba gibi. Atiba'nın ceza alması çok Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Laiç'in sakatlanması, Oğuzhan'ın sakatlanması. Bunlar hep Beşiktaş'ın aleyhine gelişen durumlardı. Çok genç bir kaleciyle lige devam etmesi, başlaması belki doğru. Muslera da yoktu ama ligde daha deneyimli Okan ve Fatih gibi iki tane o kaleciyle çıktı Asrail. Fenerbahçe yine her geçen gün gelişen bir kaleciyle devam etti ve ligi oynayan kaleciyle devam etti. Ama Beşiktaş takımı çok acemi bir kaleciyle ligi şampiyon bitirdi. Onun için en çok gol atan takım oldu. En çok gol atan takım oldu. Bu da çok önemliydi ve en çok hücum yapan takımdı. En hızlı oynayan takımdı. Beklerine en çok atağı kaldıran takımdı. Ve Beşiktaş bana göre hak etti bir şampiyonluğu aldı. Yarın da kupa maçı var. Belki bir doygunluk yaşayacaklardır ama bu moralle de beraber ben kupayı da alacaklarını düşünüyorum. Hocam şimdi tabii bu şampiyonluk çok değerli. Yani zor şartlarda geldik. Ligin başı biliyorsunuz Avrupa'da hayal kırıklığı arka arkaya. Ardından ilk 6 haftada 3 mağlubiyet ki ikisi çok kötü mağlubiyetlerdi. Hem Konya hem Gaziantep mağlubiyetleri. Evinde Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Ve küme düşme hattına geldi Beşiktaş. Sesler yükselmeye başladı. Oyuncu tercihleri. Çünkü Wellington, Ensakala, Alanyaspor'dan gelmişti. Sergen Yalçın'ın bu tercihleri çok eleştirildi. Baktığınızda hocam Rozier çok geçmiş olmayan bir oyuncu. Fransa Alt Ligi'nden gelmiş bir oyuncu. Bu iki oyuncunun dışında üç dedik. Bugüne kadar Gezal'ı kim biliyordu? Gezal'ın performansı gerçekten kadro olarak rakiplerin gerisindeydi. Başlangıç olarak da gerisindeydi. Ama yılmadı. Sergen Yalçın'ın bence kendi karakteri sahaya, oyunculara yansıttı ve geri geldi. Hocam siz çok iyi hatırlarsınız. 1981-82 yılında Beşiktaş 15 yıl şampiyonluk hastası çekerken de tamamı yerli oyunculardan kurulu Doğru Demirliç yönetiminde çok önemli, aslında risk diyeceği tartışılan transferler yapmıştı. Serdar Bali, Ali Kemal Denizci. Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gelen iki oyuncuydu ve inanılmaz katkı sağladılar. İki oyuncu da müthiş performans ortaya koydu. Ki maalesef maçtaydı. Ali Sami Yansar'ın da 2-0 kazandığı Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maçta Serdar Bali çok şanssız bir pozisyonda ayağı kırıldı. Belki de çok daha farklı yerlerde devam edecekti futbol yaşamına. Şöyle bağlayacağım. Oradaki tercihler de mesela tartışılmasına rağmen takımı şampiyon yaptı. Beşiktaş'ın bu anlamda hani bu oyuncular geçmişte de şampiyonluklarında çok hani önde olmayan, kariyerleri çok geride gözüken oyuncuları kadroya katıp onlardan maksimum verim alarak şampiyon ulaştığı yıllardan biri oldu. Geçmiş yıllarda da bunu çokça yaşadı Beşiktaş. Ben kutluyorum. Tabii çok şeyler var. Tabii herkes kendi açısından değerlendiriyor. Mutlaka yapılacaktır bu değerlendirme ama haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğuna gölge düşürecek yorumların bence haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle son bölümlerde çok yıprandı Sergen Yalçın. Kulübe kalmadı. Oyuncusu kalmadı. Ama mücadelesini yaptı. Göztepe maçı da çok stresli geçti. Hemen hemen hatırlamıyorum yani isabetli şut çekmeden belki de maçı tamamladı yani Beşiktaş. Çok kaleyi zorlayamadı. Bir kafalı golü, bir penaltı. Onun dışında yani Beşiktaş'ın çok stresli olduğu bir karşılaşmaydı. İstanbul'dan da kendisi açısından olumlu bir haber gelince şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk sahada kazanılıyor. Oyuncu karakteri, oyuncu performansı tabii ki önemli. Ama sahaya çıkan oyuncuların da bir karakter koyması, özgüvenli ve ellerinden gelenin fazlasıyla sahaya koymaları önemli. İşte Adem Yay için kolu çıkıyor, omuzu çıkıyor, gözyaşları içinde İzmir'e geliyor, oynamak istiyor, çırpınıyor kenarda. Ben her zaman söyledim, yine söylüyorum. Bugün Abubakar kendi de açıkladı. Hiçbir şekilde katılmadığımı ifade ettim Abubakar üzerinden yapılan yorumlara. Ben maçta gidiyorum maçlara.
Abubakar'ın gollerde 5 basamak aşağı atlayıp sevinç gösterileri yapması, dans gösterileri yapması, tribünde Cenk Tosun'un yerinde duramaması, Oğuzhan Özyakup'un yine sakatlıktan sonra heyecanı, tüm oyuncuların ben birlik içinde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın hak ettiği bir şampiyona ulaştığını da düşünüyorum bu arada. Ama son yılların en zorlu ligi oldu. Son ana kadar gitti, geldi. Puan sıralaması bir hayli değişti. Son giren Beşiktaş oldu. Bu bağlamda size de katılıyorum ve kutluyorum Beşiktaş'ı. Bu ligin de hani bu şekilde olması güzel, heyecanlı olması güzel oldu bu bakıma. Zaten şimdi bu söylediklerini Trabzonspor yapamadı. Çünkü başkana değişik demeçler verdi. İşte hoca değişikliğine gitti. Transferleri kendileri yaptı sezon başı. Galatasaray'da biliyorsun habire başkan, hoca, işte yardımcı, başkan yardımcıları. En son iki tane yine başkan yardımcısı, başkanı kabul etmeme gibi bir durum. Sanki hocayı çok ön plana çıkartıyorlar gibi bir şey söz konusu oldu. Fenerbahçe'de işte hoca tartışıldı, işte ekip tartışıldı, sportif direktör tartışıldı. O onun yerine geçti. Böyle değişiklikleri Beşiktaş takımı yaşamadı. Daha homojen bir yapı oluşturdu Beşiktaş takımı. Dediğin o 82 tarihini ben çok iyi hatırlıyorum Zadik. Şeref Stadı'nda çalışan, o evet, soyunma odalarının çok kifayetsiz, yetersiz olduğu, toprak zeminde çalışılan o Samet Hocalı, Ulveli, Kadirli, Boralı, işte Rızaalı, Ali Kemal Denizcili, Reşitli, Serdar Bali. Bak, Serdar Bali benim teyze oğlumdur. Değil mi hocam? Sizin akraba, evet, kuzeniniz. Serdar Bali benim teyze oğlumdur ve o yıl benim kardeşim de Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda oynadı, Turgay Bulak. Asker olarak buraya gelmişti. Sebaspor'daydı. Ali Beyköy'e gitmişti. Ali Beyköy'den transfer yaptı. Dorde Milic kendi isteğiyle aldı Turgay'ı Beşiktaş takımına. Dolayısıyla abim benden bir yaş büyüktür. O da Beşiktaş takımında oynadı. O kadronun içerisinde Ali Kemal abi, o zaten mahalleden, Trabzon'dan abimiz, Serdar Teyzeoğlu ve abim Beşiktaş'ın o 82 şampiyonluğunda oldular. Hatta o Trabzon'a gelirken o kafile biliyorsun uçak Fındıklı'ya girdi Trabzon'da. Pistten çıktı, ölümden döndüler. Çok ciddi bir kaza geçirmişler. Evet, biz hocam, de havalandı o zaman. Havalandı, çok hani yüreklerimiz ağzına gelmiş. Evet. Ama ben şöyle söyleyeyim hocam, çok enteresan tabii, yıllar hani açıyor böyle şey de. Şimdi sondan birinci maçta İnönü Stadı, geceden gittik. O zaman geceden gidiliyor, sabah yerimizi almak. Trabzon taraftarı evet, da yerinden. Son maç, sondan birinci maç. Evet. Yani hayatımız, ya Beşiktaş taraftarı olarak birçok pozisyonda gözümüzü kapattığımız bir karşılaşma olmuştu. İskender Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi solacı. Evet. Ben tartışmaya kapalı diyorum konu. Müthiş. İskender sol taraftan yıkıyor ortalığı. Direkten dönen bir ararsınız. Kaleci Zafer'in evet, müthiş bir performans ortaya koymuştu. Evet. Ve bir şekilde Beşiktaş maçı 0-0 bitirdi. Evet. Nasıl bitirdiğini ben hala bugün bile inanamıyorum. O maç nasıl 0-0 bitti Trabzon? Aynı Göztepe maçı gibi. Aynı Göztepe evet, maçı gibi. Yani dediğin gibi atak yapılmadan iki tane de Göztepe'nin topu direkten dönmesine rağmen Beşiktaş evet, takımı 2-1 kazanıyor. Bir duran top, penaltı golü ve şampiyon oluyorsunuz. Bazen işte bu şansınızın da yanında olması lazım veya içinizin dışarıya yansıması lazım. Zadik, yani bir güç, Tanrı'nın gücü, Allah'ın gücü evet, bazen böyle üzerinizde oluyor ve o sizi taşıyor ya. Her zaman zaten öyle oluyor da. Her zaman. Kim ne derse desin bazen yaptıklarınız karşınıza çıkıyor. 85-86'da bir ilk gerçekleşti hocam. Son maç Trabzon'a gittik. O zaman böyle deplasman serisi, siz de takdir edersiniz, Trabzon'a girmesi çok da mümkün değildi. 1-0'lık maç mı? Evet. 1-0'lık maç mı? 1-0'lık maçta. Ama o işte, zaman kalede İhsan vardı. İhsan vardı. Şenol Hoca yoktu kalede o zaman. Evet, o sizin şansınızaydı o günü. Sakattı. Çok ciddi bir hata yaptı. 18. Evet, dakikada evet, elinden kaçırdı. Gökhan evet, golü attı. Korner topuydu sanırım. Deniz tarafındaki kaleye. Evet. Doğru. 1-0 bitti maç. O maç öncesi de çok ciddi şeyler evet, vardı. İddialar vardı evet, işte. Dönemin siyasi evet, figürünün devreye girdiği. Ben evet, hocam bilmiyorum ama hatırlar mısınız? Zafer'in Beşiktaş kalecisi olarak tarihinin inanılmaz maçını çıkardı. 90'dan çıkardığı topların evet,
sayısını Trabzon o gün maçı tek gol oynadı yine hemen hemen ama 1-0 kazanan Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmıştı. Fener maçı da öyle oldu. Rüştü Tarihi'nin maçını oynadı. 2-1 kazandı Fener maçı. Gene şampiyonluğumuz gitti. Yani biri 86 biri 96. 10 yani sene evet. Arada. Böyle bir şey oldu. 2 tane Türk kaleci müthiş maç oynadılar ve maalesef Trabzonspor o maçları da geri düştü. O maçları kaçırdı. Evet hocam şimdi gelecek sezona dört büyükler gözüyle bakarsak Galatasaray'da bir yönetimsel bir kriz var. Seçim yapılamadı Mayıs ayındaki durumdan dolayı. Fatih Terim'in durumu ne olacak? Yeni yönetim nasıl bir karar alacak? Fenerbahçe'de de yönetimsel bir durum söz konusu. Orada da teknik adam değişimi öngörülüyor. Buna karşı şampiyon Beşiktaş Sergen Yalçın'la muhtemelen devam edecek. Trabzonspor'da Abdullah Avcı Hoca ile devam edecek. Tabii bu bağlamda avantaj, dezavantaj nasıl yansır gelecek sezonu? Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile devam etmesi çok normal ve devam etmeli. Hatta yönetim daha da güçlendirmeli elini Sergen Hoca'nın. İstediklerini yapmalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidilecek. Kadro derinliği sağlanması lazım. Bir parça da artık kulübe gelecek olan maddi kaynaklar artmış olacak. Her türlü artmış olacak. Kulübe aidiyeti artmış olacak. Yönetimsel destekler artmış olacak. İşte oyuncunun gelmesi daha kolaylaşacak. İşte UEFA'dan gelecek rakamlar, Futbol Federasyonu'ndan gelecek rakamlar, sponsorluktan gelecek rakamlar. Bunlar hep Beşiktaş'a artı yazacak. Trabzonspor'un Abdullah Hoca ile devam etmesi çok normal. Çok altlardan geldiler, yukarılara çıktılar. Ve bu arada transfer yapmak için epey bir süreleri vardı zaten. O toparlanmayı ve o boşluğu iyi değerlendirecekler diye düşünüyorum. Burada sorun Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Fenerbahçe belki tekrar Emre Belözoğlu'nu sportif direktörle çevirip daha deneyimli bir hocayla devam edebilir. Veya Emre ile devam edecekse yanına daha deneyimli bir ekip kurabilir. Burada kadrosunda pek kendi işine yaramayan, kendi işini görmeyen ama normalde iyi oyuncular olan oyunculardan da ayrılması lazım. Daha kreatif ve daha takıma pozitif yansıyacak oyunculara yönelmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bunu yapması lazım. Çünkü bu ligde en iddialı takım Fenerbahçe'ydi. Çünkü lige girerken sanki sürklase edecek bir yapısı vardı Fenerbahçe'nin. Yani başkanı Ali Koç işte epey bir süredir kulübün içerisinde hem ikinci başkan hem birinci başkan olarak. Ekonomik bir problemi yok. Amatör branşların dahi geliri ve getirisi diğer kulüplerin, diğer profesyonel kulüplerin getirisi kadar. Yönetimsel bir problem yok. Kadro aldınız, oyuncuları aldınız. Teknik ekibi dizdiniz. Yani 5-6 tane kendi içerisinde oynayan oyuncuyu da yardımcı hoca yaptınız. Ama bir tek orada daha bir şef, daha iyi bir şefle beraber devam edilebilirdi. Biraz orada acemice davranıldı. Ve sanki çok transfer, İyi transfer mantığıyla yola çıkıldı. Burada acemilik burada yapıldı. Yani bir takım mühendisliği orada yapılmadı. Galatasaray takımı yani ligde epey bir süre kendi başında kalan hocasıyla beraber yaptı. Yönetimiyle beraber etti. Transferler yaptı. Belki onlar da transfer zamanı sıkıntılar çekti ama devre arası dahi 3 tane transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Türkiye liglerinden genç oyuncular aldılar. Yerli oyuncular aldılar. Yabancılar zaten vardı. Ama Galatasaray takımı her zaman santroforunu iyi bulurdu. Yani kalecisini iyi bulduğu gibi santroforunu da iyi bulurdu. İyi santroforlar almasına rağmen yararlı santrofor olamadılar Galatasaray'a. Ne Falco, ne Mustafa Muhammed sorundaki. İyi bir santrofor, kuvvetli bir santrofor. Galatasaray'ın santroforu mu? Şu anda Galatasaray'ı hedefe taşıyacak bir santrofor değil tabii. Yani Galatasaray'a hep İyi santroforlarla oynadığı için hep Falcao gibi santroforlar beklendi. Yani nedir? Drogba iyiydi. Falcao da Avrupa'da çok iyi bir oyuncuydu. O da onu öyle düşünmek oldu. Ama Galatasaray takımı stoperlerini çok iyi seçemedi. Galatasaray takımı santroforda sıkıntı yaşadı. Yarışta geri kaldı. Yani Galatasaray takım planlamadı da yanlış yaptı. Belki sonuna kadar kovaladı ama işte çok gol
yemeseydik yani çok gol de nerede? Denizlispor'dan gol yedi. Malatyaspor'dan gol yedi. Gol yemeseydi belki de Galatasaray şampiyondu. Ama diyeceksiniz ki Beşiktaş takımı da Atay'a 7 tane atmasaydı o da şampiyon olmayacak. Evet. Ya futbol böyle bir şey. Ya futbolda anlık işler bitmiyor. Bir gol çok gol. Zadik. Hatay maçında hocam yani herkes tribünde maçtaydık. Çoğu kişi dedi ki ya yeter. Genel olarak evet. Zaten yok. Yani kimse evet. Aklına gelmiyor. Ama evet. İşte oradaki devamlılık evet. Artı oldu. Hocam son kapanırken gelecek programda Süper Lig'e son çıkacak olan takımı konuşacağız belki de sizinle. Veda edenler var. Son Gençler Birliği de veda etti. Trabzon mağlubiyetiyle. Ankara'dan enteresan açıklamalar geliyor. Başkan istifa etti. Hikmet Karaman zehir zemirlik açıklamalarda bulundu. Bazı imalarda bulundu. Onları ben size soracağım. Orada da bir karışıklık mevcut belli ki. Bunun sonuçlarına bakacağız. 40 yıl sonra Süper Lig'de bir Ankara temsilcisi olmayacak. Başkan temsilcisi olmayacak. Bunu konuşacağız. Son kapanırken dün Beşiktaş adına çok talihsiz diyeyim ya da hani beklenmedik demeyeyim de Beşiktaş açısından çok hoş olmayan bir durum oldu. West Bromwich Albion lige veda etti. Rakip Liverpool'du. Liverpool 4. sırayı kovalıyor. 4. sıraya gelmesi, Chelsea'nin oradan çıkması, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi finalisti. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Chelsea ve Liverpool 4. olursa Beşiktaş için çok iyi bir haber değil bu. Ve West Bromwich Albion inanılmaz bir direnç gösterdi Liverpool'a karşı. Topyekün hani dediler yok o takım kapanıyor, bu takım kapanıyor. Evet. Ama dün West Bromwich Albion zaten İngiltere'de neden genel avaraj var? Herkes kendi içine baktığı için. Atamadı Liverpool. 90+4 uzatma. Ve top gitti dışarı. Korner oldu. Hakem maçı bitirmedi korner olduğu için. Alisson Becker Klopp'tan rica etti. Ben de gitmek istiyorum dedi son top. Ve gitti kafayı vurdu. Beşiktaş açısından çok iyi bir haber değil ama Liverpool açısından büyük bir haber. Bu gol dördüncülük için umutlarını artırdı Liverpool'un. Sorum şu hocam. Teknik direktörsünüz, kenardasınız. Böyle bir anlar var. Kupa maçı olabilir ya da ligdeki son kritik maçlar olabilir. Kaleciniz size döndü. Gel hocam dedi. Ben de gitmek istiyorum. İzin verir misiniz? Çünkü bazı hocalar buna müsaade etmiyor. Sizin bu görüşünüzü alıyorum. Son olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok gönderdik Zadik. Yani biz orada kalecinin ben de gideyim demesine biz hiç kulak bile asmadık. Yani biz kendimiz gönderirdik. Son dakika bitiyor maç. Yani orada Alisson Becker gittiği zaman bitmiş maça gitti. Bitmişti yani, zaten. Bitmişti yani. Hakem korner olmasa bitiriyor oyunu. Bitiriyor. Yani bitiriyor. Orada korner atılsın. Belki de dönecekti o pozisyon. Savunmadan veya hücum oyuncularından geriye dönmüş olsaydı belki havada bitirecekti maçı. Ama biz bir dakika kala, iki dakika kala dahi kalecilerimizi gönderdiğimiz maçlar oldu. Çünkü kaybedecek bir şey yok yani. 2-1'e 3-1 fark etmez. 1-0, 2-0 fark etmez. Ama burada Alisson Becker'in yaptığı bir kafa vuruşu var. Yani santraforlara örnek teşkil edecek. Yani öne gidiyorsunuz ve kafanızı çeviriyorsunuz. Bir santrafor vuruşu ya. Bu bir usta vuruş. Kaleci vuruşu değil o yani. Hocam Maradona'nın toprağı bol olsun. Elle attığında İngiltere'ye elle gol evet. attığında Tanrı'nın eli sözünden evet. yıllar sonra Alisson Becker Tanrı'nın kafası dedi. Yani Tanrı o topu benim kafama adeta gönderdi dedi. Zaten golden sonraki yukarıya yani gökyüzüne hareketi de bundan dolayı. Bilemiyorum Beşiktaş sıkıntıya girdi. Liverpool çünkü Chelsea'nin son iki maçı çok zor. Premier'de ve kolay maç yok. Dün de gördük West Bromwich bile lige veda etmesine rağmen direnç gösterdi ama fikstür olarak bakarsak kalan iki maç Liverpool'a daha kolay gözüküyor. Chelsea'ye daha zor gözüküyor. Eğer ki Liverpool kendini dörde atar, Şampiyonlar Ligi finalinde de Chelsea kazanırsa Beşiktaş için tehlike çanları da çalabilir. Onları da konuşacağız. Hocam kupa gitti elimizden. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan gitti. Bunu nasıl göreceğiz? Tepe tepe gelecekler dedi federasyon başkanımız. Seve seve gelecekler dedi ama öyle olmadı. Organizasyon gitti. İlerleyen yıllarda bize artı mı dönecek? Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam değerli. İyi günler diliyorum. Sana da Yağmur sana da iyi günler diliyorum. Çok sağ teşekkür ederim. İyi günler diliyorum burada. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Bolca sizi dinledim. Çok güzel bir şampiyonluk konuşması oldu. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiler. Hoşçakalın.